Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kadayıf hamuru nasıl yapılır ve kadayıf nasıl kızartılır yani ev yapımı kadayıf nasıl olur bütün ayrıntılarıyla bu videomda sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle derin bir kabın içerisine 2 su bardağı un ekleyelim. Bardak ölçüm 200 milimdir. Ve üzerine 1 su bardağı buğday nişastası ekleyelim. 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve 2 su bardağı ılık su ekleyelim. Suyun ılık olması gerekiyor. Bütün bu malzemeyi ekledikten sonra güzelce çırpalım. Dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz. Akışkan bir hamur olması gerekiyor. Eğer hamurunuz katı olursa kadayıflarınız güzel dökülmez. Güzelce çırptıktan sonra üzerine bir çay kaşığı silme tuz ekleyelim. Tuzu da ekledikten sonra birkaç dakika daha çırpalım. Hamurun tam da bu kıvamda olması gerekiyor. Hamuru çırptıktan sonra topak olmaması için tel süzgeç ile süzelim. süzdükten sonra bir sürahinin içerisine alalım hamuru kadayıfımızı dökmek için pet şişe kullanacağım yani su şişesi bunu bir iğne yardımı ile birkaç delik açalım İlk kez yapacak olanlar ise bir delik açmaları yeterli ben 5 tane delik açtım ve kadayıf hamurumuzu peş şişenin içerisine dolduralım. Doldurduktan sonra kapağını sıkıca kapatalım. Granit veya teflon tavada kızartalım. Tavayı önceden ısıtalım. Isıttıktan sonra sıkıca bastırarak hamurumuzu dökmeye başlayalım. Birkaç dakika içerisinde kadayıflarımız kızarıyor zaten. tavanın yanmaması için ve fazla vakit kaybı olmaması için bir kısmını dökün sonra kenara toplayın tekrar bu şekilde ince ince dökebilirsiniz üst üste gelmesinde hiçbir problem yok çünkü tava sıcak olduğu için kesinlikle yapışmayacak sonra tel tel ayrılacak kadayıflar damla halinde gözüken topakları da içerisinde tek tek seçeceğiz ve harika bir sonuç elde etmiş olacağız. Vermiş olduğum bu ölçüde 700 gram kadayıf çıktı. Bu işlemi sıcakken yapmamız gerekiyor. Eğer soğursa kadayıf kurur. O yüzden sıcakken tel tel edelim ve uçlardaki o topak kısmı ayıklayalım. Kalın olan telleri parmaklarımızla didikleyelim, tel tel yapalım. Gördüğünüz gibi kadayıfım incecik oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.